Günümüzde burası bir Sanayi Bakanlığı'nın Ar-Ge merkezi. Aynı zamanda da bir teknokent firmasıyız. Fikir kapıdan girdiği anda yaklaşık 5 ay içerisinde paketlenmiş olarak depodan çıkış yapıyor. Şu anda ürün gamımızda yaklaşık 25-30 farklı ürün var. Seri üretime uygun olarak tasarlanıp üretiliyor. Bu adımda tabii ki kendi yazıcılarımızı kullanıyoruz. Bu bize ciddi manada bir hız ve esneklik katıyor. Kafamızda bir cihazla ilgili ya da bir tasarımla ilgili en ufak bir fikir varsa bile akşam koyuyoruz, sabahtan tekrardan o baskıyı alıyoruz. Güçlüan Kuzyakan. Hones Teknoloji'de teknik müdür olarak görev yapmaktayım. İlk işe başladığımızda 3 boyutlu yazıcılar çok fazla piyasada yaygın değildi. 3D yazıcıdan daha önce CNC'ler aracılığıyla yapıyorduk. Fakat hem maliyet hem süre çok daha uzun hale geliyordu. Prototiplemesini CNC ile yaptığımız cihazlarda cihaz başına en fazla 1 ya da 2 revizasyon hakkımız oluyordu. Süre uzaması, sürenin maliyete etkisi vesaire gibi durumlar var. Daha sonraları 3D printerların biraz daha yaygınlaşmasıyla birlikte ilk baskıları CNC'nin 3 boyutlu yazıcıyla yapmaya başladık. Ama 3 boyutlu yazdırma hizmeti veren firmalarla çalışmaya başladık. Bir söz var, kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yaparmış diye. Komşu olarak da söyleniyor ama bizdeki komşu değil, ev sahibiydi. 3 boyutlu yazdırma hizmetini aldığımız firmalarda sıkıntılar yaşamaya başladık. Buradaki sıkıntılar, adama sadece parçayı gönderiyorsunuz ve sonuçta bir ürün geliyor. Bu gelen ürünle ilgili herhangi bir fikir belirtme, herhangi bir değişiklik ya da oluşan bir sorunda bu böyle olmamış, bunu yeniden başlatalım gibi şeyler diyemez hale geliyorsunuz. Firmalardan aldığımız hizmetlerde sıkıntı yaşadık ve daha sonra bu işin böyle devam etmeyeceğine karar verdik ve ilk yazıcımızı aldık. Açıkçası Ultimaker'ı tercih etmeden önce hemen hemen dünyadaki bütün üreticilere, endüstriyel seviyedeki üst segmentten giriş segmente kadar hemen hemen bütün ürünleri ve çözümleri inceledim. Aslında burada en önemli nokta, kullandığımız ürünleri baskı sırasında ters açıda kalan ürünlerin düzgün bir yüzey halinde çıkması. Müşteriye de gösterirken bunun düzgün görünmesinin çok önemli olması sebebiyle öncelikle bizim olmazsa olmazımız dual extruder, yani çift kafalı bir ürünün olmasıydı. Dünyadaki çift kafalı ürünleri incelediğimizde de bunun en optimum çözümünün Ultimaker olduğunu gördük. Baskı hacmi büyük olduğu, aynı zamanda kendi filamentini üreten kapalı gövdeye sahip olan, dünyada da en fazla tutulan ürün olarak fiyat performansı da göz önüne aldığımızda Ultimaker'ı seçtik. Daha sonra Ultimaker'ın sitesinden bakarak Türkiye'deki yetkili distribütörü 3-4gen'i bulduk. 3-4gen'deki temsilcilerle görüşerek satın alımını tamamladık. Ürünlerimizin hemen hemen bütün parçaları seri üretimde herkesin de yaptığı gibi enjeksiyon üzerinden çıkan seri üretim çözümleri. Öyle bir durum geliyor ki ürüne özel, kişiye özel, çözüme özel ihtiyaçlarda bazen 40 tane, 50 tane, 100 tane, 20 tane ürün üretmeniz gerekiyor. Şu anda bu görmüş olduğunuz cihazın yan tarafındaki şuradaki kırmızı şeritler 3 boyut baskıdan çıkma. Sadece maliyet olarak düşünmüyoruz. Süre maliyeti olarak da eğer mantıklı gelmiyorsa ürün o noktada belli komponentlerini 3D'den basarak devam edebiliyoruz. 3D bu sebepten dolayı cihazın aslında her adımında var. Kağıda çizilip hemen sonra tasarıma geçirilen ürün belki defalarca, belki 20 defa, belki 30 defa müşterinin ihtiyaçlarına binaen aldığımız geri beslemelerle birlikte tekrar tekrar revize hale gelmiş oluyor. 24-25. Versiyondan sonra mükemmeli bulana kadar açıkçası biz oldu diyene kadar bu işe devam ediyoruz ve ardından da seri üretime geçip piyasaya sürüyoruz. Üç boyutlu yazıcıları alan firmalarda ya sadece Ar-Ge amaçlı ya da sadece seri üretim amaçlı kullandıklarını görüyoruz. Biz bunu biraz harmanlamış durumdayız. Özellikle düşük adetlerde baskıyı yaptığımızda en önemli nokta şu, işlevsel bir parça basacaksak en yüksek kaliteli komponenti kullanmamız lazım ki bu ürün 10 sene 15 sene boyunca işlevsel olarak kalsın ve çalışsın. Tam bu noktada şu devreye giriyor. Kullanacağımız sarf malzemesinin, filamentin kalitesi devreye girmiş oluyor. Ultimaker'ı kullanırken aynı zamanda da Ultimaker'ın orijinal komponentlerini kullanıyoruz. Ultimaker'ın
orijinal komponentleri kullanmamızın bize iki tane avantajı var. Başka bir komponent ya da başka bir sat malzemesi aldığımızda cihazı yeniden ayarlamamıza gerek kalmıyor. Cihazın içerisine filament takıldığı andan itibaren sistem otomatik olarak o filamentin kaç derecede basılması gerektiğini, tabla sıcaklığının ne kadar olması gerektiğini ayarlamış oluyor. Aslında bu bizim için her basılan üründe aynı stabiliteyi sağlıyor. Dolayısıyla tough PLA dediğimiz sertleştirilmiş PLA'nın hem dayanıklılığı hem yüzey kalitesinin çok yüksek olması bizim için olmazsa olmaz bir duruma geliyor. Tough PLA'da da ters açıda kalan ve destek ihtiyacı hisseden yüzeyler içinde tough PLA'nın destek malzemesi olan PVA eş zamanlı olarak kullanılarak mükemmel kalitede çıkmasına sebep oluyor. Baskı kalitesini etkileyen en önemli unsur oda içi sıcaklığı. Air Manager odanın içerisinin sıcaklığının kapağın üstünün açık olmasına oranla çok daha belli bir seviyede, stabil bir seviyede durmasını sağlıyor. Cihazın arayüzüne bağlanıp sıcaklık farklarına baktığımızda geceden gündüze devam eden baskılarda daha korunaklı bir alanda olması baskı kalitesini arttırdığını gördük. Baskıyı arttırabilecek en ufak bir unsur bizim için önemli bir avantaj. İlk cihazımızı aldığımızda Air Manager yoktu. Sonra ilk Air Manager alarak beğendikten sonra diğer cihazları direkt Air Manager'la almaya başladık. Arge amaçlı kullanırken ve sadece tek bir yazıcı varken çok bir sıkıntımız yoktu. Yapacağımız tasarımı gün içerisinde tasarlıyorduk. Tasarladıktan sonra akşam yazıcıya koyuyorduk. Zaten mesaiye gelene kadar baskımız elimizdeydi. İkinci ve diğer yazıcıyı almaya karar verdiğimiz birden fazla modüllü olan bir siparişimizde bir hesap yaptık ki cihaz aralıksız olarak 4,5 ay çalışsa bizim baskıları anca bitirecek. O noktada o kadar fazla çeşitli parça üretmemiz gerekiyordu ki üretilen parçalar için kalıba başlasak zaten bir senede kalıplarını bitiremeyiz. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü cihazı aldığımızda cihazı hem Arge hem de seri üretim için kullanmaya başladığımızda bu sefer cihazların durması bizim için sıkıntı haline gelmiş oldu. Burada en önemlisi cihazların bulut destekli olarak aralıksız olarak baskıyı yapabilme kapasitesi. Bu durumda cihazlar neredeyse kesintisiz olarak bir baskı merkezine dönüşmüş duruma geldi. Bu hem işimizi ciddi manada hızlandırdı hem de o 4,5 aylık baskı ikinci ve üçüncü cihazla birlikte yaklaşık 20 gün içerisinde bitti. Parçaya, 2000 parçaya kadar böyle küçük bir parçanın kalıbını üretmektense 3D printer üzerinde basmak maliyet efektif geldiği için açıkçası bu şekilde yaptık. Şu parça mesela cihazın içerisindeki disk tutucu dediğimiz komponent. Hem kalıpla basılması çok meşakkatli küçük bir parçaydı. İçerisindeki yatay girintiler sebebiyle. Dolayısıyla mesela bu ürünün 3D printer'da basılması hem maliyet olarak hem de ürün olarak daha avantajlı olduğu için baskısı 3 boyutlu yazıcıda yapılmış. Buradaki ön kapaklar ürünün içerisindeki elektronik komponent değiştikçe buradaki bütün soketlerin yeri değişiyor. Bu soketlerin yerinin değiştiği noktada da devamlı kalıp revizasyonu yapmamız gerekiyor. Baskının bu tarafını içerisinde kullandığımız komponente göre değiştirdiğimiz bir parça haline gelmiş oluyor. Ürünleri bu kadar hızlı üretebilme kabiliyetine sahip olunca tabii ki bu sefer piyasadan gelen istekler de çok artmaya başladı. Örneğin şu ürün bizim Türkiye'deki bir holding ihtiyacına binaen tasarlanmış bir geçiş kontrol cihazı. Bunun abisinin 2 senede üretilmesi, bunun 9 ayda üretilebilmesini sağladı açıkçası. Bunun 9 ayda üretilebilmesi bir sonraki ürünün 6 ayda, 5 ayda, 4 ayda sıfırdan fikir olarak girip kutu olarak çıkmasını imkan sağlıyor. Rusya'daki banka için tasarladığımız dokunmatik ekranlı bir kart okuyucu. Cihazın farklı renklerde, farklı şekillerde yaklaşık 100'e yakın revizasyon istendi müşteri tarafından. Müşteri revizasyonlarının tamamı 3 boyutlu yazıcılarla birlikte yapıldı. Karşıdaki müşteri haliyle teknik olmadığı için sizin anlattığınız ya da sizin vaat ettiğiniz şeyler karşı taraf için hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla burasını şöyle yapacağız, şurasını şöyle yapacağız ya da bir kağıt üzerinde göstermek ya da bir bilgisayar üzerinde göstermektense hiç konuşmadan cihazdan baskıyı alıp ürünü üretip son ürünümüz budur diyebilmek hem ileride oluşabilecek ya acaba burası böyle miydi biz böyle söylememiştiklerden tamamen kurtarıyor hem de her iki tarafın da mutlu olmasını sağlıyor. Ürün seri üretime geçti ve şu anda ciddi hacimli bir yurt dışına gönderilen ürünümüz. Üzerinde hem dokunmatik ekranı var hem bir temassız kart okuyucusu. Dolayısıyla isterseniz şifrenizle isterseniz kartınızla birlikte geçiş kontrol çözümlerinde kullanabileceğiniz bir altyapıya sahip.
seri üretime geçmiş ya da Ar-Ge sırasında ihtiyaç duyulan fikstür vesaire gibi ürünlerin de üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Normalde bunu yaptırmak gerçekten imkansıza yakın, ciddi maliyet ve zaman isteyen ürünlerde çok hızlı bir şekilde sorunumuzu çözebilir hale geliyoruz. Seri üretimdeki cihazlarımız 3 günlük performans testine giriyor. Hızlı bir şekilde üstüne takılıp bu sayede test edilmesine imkan sağlayan montaj fikstürü aslında. Bunlar tamamen yazıcı ile üretilmiş çözümlerden. Sadece bu değil. Örneğin buradaki bu klavye tutucu normalde piyasada olmayan ama bizim takıp söküp istediğimiz zaman kullandığımız bir ürün. Bu geliştirdiğimiz parça sayesinde klavyeye getiriyoruz, koyuyoruz buraya. Klavye burada duruyor. İstediğimiz zaman kullanıyoruz. Cihazın ekranıyla birlikte yeri geldiğinde de alıyoruz. Sadece tek bir bakış açısıyla değerlendirmemek lazım. Yeri geldiğinde Ar-Ge'de, yeri geldiğinde üretimde, yeri geldiğinde de ürüne yardımcı parça ya da üretime yardımcı parçalar, fikstürler vesaireleri üretmek ciddi manada kolay bir iş haline geliyor.